Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde 9 Nisan Cumartesi günü beton fabrikasının bacası patladı. Patlama sonrası fırlayan parçalar sitenin bahçesine düştü. Facia ucuz atlatıldı. O anlara ait görüntüler ise ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre beton fabrikasına ait bacada yaşanan arıza sonrası sıkışan gaz patlamaya neden oldu. Yoğun dumanlar çıkaran bacadan patlama nedeniyle kopan metal parça hemen yanında bulunan sitenin bahçesine düştü. Gündüz saatlerinde aktif olarak kullanılan alana düşen parça kimseye zarar vermezken ağır metal parça iş makinesiyle kaldırıldı. Patladı. Öte yandan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olay sonrası fabrikanın hemen yanında bulunan iki sitenin sakinleri şikayetçi oldu. Olay anında çok korktuklarını söyleyen site sakinlerinden Sefa Altıngöv'de düşen parça insanları öldürebilecek ağırlıktaydı dedi. İki tane büyük patlama oldu ve patlama sonrasında tabii çimentolarla birlikte büyük bir toz bulutu havaya kalktı. Sonrasında da buraya fotoğraflarda, videolarda olan büyük bir parça düştü. Burası fabrikaların ve sitelerin yaşam alanının olduğu bir yer. Fabrikanın ihmali midir? Artık oranın yetkilileri açıklayacak ama fabrikanın çimento makinesinden büyük bir parça sitemize düştü. Ve sitemiz, bu gördüğünüz alan, çocukların oyun oynadığı bir alan. Çok ağır bir parça, yani bir insanların taşıyamayacağı, ki zaten iş makinesiyle gelip kaldırdılar. Çok ağır bir madde düştü ve öncesinde de 5 dakika öncesinde sitede çocukların oyun oynadığı alana düştü. Yani şans, burada kimseye zarar gelmemesi bir şans. Ya düşen herhangi bir yere, ki zaten buraya da zarar verdi siteye de, burada insanları öldürebilecek bir ağırlıkta metal veya araçlara gelse araçları perte çıkaracak bir metal, eve gelse eve ciddi zarar verebilecek bir metal düştü. Metal parçanın fırladığını ve yere düştüğünü gören Arif Neşeliler ise şöyle konuştu. O gün marketten, alışverişten giriyordum. Elimde torbalarla beraber tam bu fabrikanın karşısındaki Koşar Park'ın evin önünde duvar dibinden gelirken bir anda bir müthiş bir gürümleme ile beraber baktığımda kapağın resmen 4-5 metre havaya kalktığını gördüm. O anda o rüzgarla beraber basınçla nasıl bir şey yaptıysa havaya kalktı. O kapak, ondan sonra rüzgar kuzeye doğru esmesine rağmen kapağın ters yönü güneye doğru bu tarafa geldiğini görünce eyvah dedim, bizim evlerimiz gidiyor. Nereye vuracak, insanları mı ezecek, ne yapacak diye bir anda bir korku içinde yaşarken, yani müthiş bir gürültüyle düştüğünü gördüm. Koşarak geldim, baktım ki Koşar'ın yolun ortasına düşmüş. Allah'tan ki çok şanslılar. Bir çoluk çocuk burada devamlı yürüyen insanlarımız var. Yani bir herhangi bir insan üstüne gelebilirdi. Burada bir daha çok kötü bir sonuçlara sonuçlanabilirdi. İnsanların ölümüyle sonuçlanabilirdi. Fabrikadan şikayetçi olan site sakinleri tehlikeli durumun bir an önce ortadan kalkmasını istiyor.